Aşık. Aa, ne olacak şimdi? Bütün mesele uygun kanı bulmaktı. Bundan sonrası için endişelenmeye gerek yok. Deva çok sağlıklı bir bebek olacak. Deva? Evet, Deva. Adını bilmiyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Demek adı Deva. Evet. Siz burada biraz dinlenin. Daha sonra serbestsiniz. Şey, bebeği Deva'yı görebilir miyim? Bu akşam değil. Ama isterseniz annesiyle görüşebilirsiniz. Kim geldi diyelim? Siz hiçbir şey söylemeyin, ben sürpriz yapayım. Peki. Demek adı Deva. Kızım. Kızım, sen üşümüyor musun böyle? Pardon? Yani sen de Aslı kızım gibi pantol giysen ayağına, kışla kıyamette ne böyle? Ben onları toplarım Mineciğim. Sen geç içeri, üstüne kalın bir şeyler giy. Babama kolonya falan tut. Ne demek kolonya tut? Ya nasıl kolonya tutacağım? Sen geç içeri, ben sana göstereceğim ustunu. Pastalar, börekler de pek güzel olmuş kızım. Ellerinize sağlık. Sağ olun ama öyle pek el sağlığı bir şey değil yani. Biz onu... Yok, olur mu? Aslı hepsini kendi elleriyle yaptı. Bir yufkalar açıyor, bir dolmalar sarıyor ki sorma anneciğim. Maşallah, maşallah. Mine kızım, sen de dolma sarar mısın? Amcacığım, o daha çok bir gudi sarıyor. Ne gudi, ne gudi? Şey babacığım, bu böyle Alman usulü bir sarma oluyor. Sacda yapılıyor. Kendisi Almanyalı olduğu için tabii biliyor onları. Vallahi pek sevdim bu ikisini de. Şu okullarınızı tez zamanda bitirseniz de sizi bir an evvel eversek bizim oralardan. Aa, bu kızlar oradan beğenir mi? Niye canım, ne olmuş? Erkek kısmısının el ekmek tuttu mu? Öyle bir daire tutar da ayayıp döşer. Buranın kirası kaç para? Kira? Şey, kirası... İyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Ev sahipleri de geldi. Sınavın indi hakkın. Ya birader bak, gelme üstüme yani, o kıskırları kuzuyu o zor duruma düşürmesen girelmedik böyle bir oyuna. Sus, sus, konuşma. Bana niye söylemediniz peki? Birader aramış kız seni. Sen demişsin ki işim var, bir şeyim var, bilmem ne, öyle esrarengiz esrarengiz konuşunca kız direkt beni aradı, ne yapsın? He, sen de telefonu açtın. Buyurun, bendeniz kiralık sevgili efe, nasıl yardımcı olabilirim dedin. Telefonu kapattın, vazifeni yaptın, öyle mi? Ya yeter birader ya, don lastiği gibi uzattın ama, Allah Allah. Ulan var ya. İyi ki sana söylememişiz. Söyleyince tepkin direkt budur yani. Yani var ya, hayatın yalandan dolanan iş çevirmekten ibaret oldu ha. Abinin evindeki durum nasıl? Orada ne dümenler çeviriyorsun şimdi? Önce sağa kuruyorum, sonra sola kuruyorum. Yani ne dümen çevireceğim, manyak mısın? Gemici miyim ben ya, Allah Allah. Herkesin yardımına koşalım. Ondan sonra adımız dümenciye çıksın. Oh, iyi be. Ha, o evde çevirdiğin halatlar senin eserin değil yani. Ya tamam, güzel kardeşim, tamam. Organizasyon bizzat Efe Kaygısız. Ama başrollerde Anadolu'dan gelen Rasim amca, Hacer teyze ve biricik evlatları Sultan Süleyman oynuyor. Ya oğlum ne diyorsun sen, ne Sultan ne Süleyman'ı ya? Ya birader sabahtan beri Scott adlı sevgilimin ailesine söylediği yalanları telafi etme çabasındayım ya. Ya ben bugün kaç dereden su getirdim, senin haberin var mı oğlum? Aha. Al bak, al bak, yine o arıyor. Kim bilir ne oldu? Alo, ne oldu, bir durum mu var? Ne? Tamam tamam, durun orada ya. Ben şimdi gelip alıyorum onları. Ya tamam kızım, panik yapmayın, Allah Allah. Hadi hadi. Ne olmuş yine? Su arıyor, bizdeler. Ama annemle babam da onların yanındaymış. Allah'tan ev sahibi de tanıtmışlar onları. Hadi birader, gidip onları almamız lazım, hadi. Of Efe, of. Hadi güzel kardeşim ya, bak çok işimiz var daha, hadi hadi. Of ya, of. Nasıl yaptım ben böyle bir hatayı? Gönül, koskocaman da yazıyor orada barış saati diye ya, hiç okumadın mı? Okumadım. Ya okusam yapar mıydım böyle bir hatayı ben Metin? Ben onu kalkış saati zannetmişim. Profiterolümüzü yerken o kalkışını seyrettiğimiz uçak da meğer bizimkisiymiş. Of! Of! Neyse ya, boş ver. Her işte bir hayır vardır. Kısmet değilmiş. Ne yapalım? Biz gideriz şimdi evimize baş başa. Oo! İki gönül bir oldu mu?
Değil mi? Boş ver, üzme kendini. Gel bakayım, bir öpücük ver. Müsaade var mı? Buyur, geç Mehmet Bey. Kan verdin, yorgunsundur. Hemen de hava almış olurum. Bu hastane kokusu çok fena yapıyor insan. Anne, çok gecikme. Nasılsın oğlum? Kızım iyi olduğu sürece ben de çok iyiyim. Çok iyi. Doktorlarla konuştum. Daha da iyi olacağını söylediler. Onun da güçlü bir kız olduğunu söylediler. Tıpkı annesi gibi. İsim de koymuşsun, duydum. Benim fikrim değildi. İsim düşünüyorduk. Aslı mı söyledi? Hayır, Bilal. Bilal söyledi, benim de çok hoşuma gitti. Demek Bilal. Evet ya. O benim kader arkadaşım. Bilal olmasaydı ne Deva ne ben hayatta olabilirdik. Ona hayat verdiği gibi ismini vermek de en çok ona yakışırdı. Bu sözlerini ne demek istediğini tabii çok iyi anlıyorum Canan. Size itibarınızı geri vermenin tek yolunun ev almaktan ibaret olmadığını tabii çok iyi biliyorum. Artık bundan daha iyisini de yapacağıma emin olabilirsin. Asla Murat. Bak, kızını, kanını verdin. Sağ ol, var ol. Ama senden daha başka bir şey istemiyorum. Ha? Lütfen. Yani evinizi böyle temiz, ahlaklı, ilim irfan peşinde anasından babasından ayrı düşmüş bu kızcağızlara açtığınız için Allah sizden bin kere razı olsun. Büyük sevap kazandınız efendim. Öyleymiş efendim, öyleymiş. Benim de kızım diye söylemiyorum. Bugüne kadar daha bir tek bir şey işitip de yüzümüzü kara çıkarmadı. Buralarda tek başına ayakta durmayı becerdi. Ya bilmez miyiz? Cümleten iyi akşamlar. Merhaba. Anneciğim, babacığım, eğer siz kirayı aldıysanız makbuzumuzu da keselim. Ufak ufak gidelim. Ne dersiniz? Biz senin makbuzunu zaten kestik oğlum. Sen orasını hiç merak etme. Bu delikanlı oğlunuz mu? Gözüm bir yerden ısırıyor da. İnsanlar çift yaratılmış derler ya efendim. Fakat ben orijinalimdir. Benim bir eşim benzerim daha yoktur. Aa, kızım bak, bir bakkalın çırağı geldi. Aa, Deniz oğlan, sen ekmekli sütü geceden mi alacaksın? Bilin bakalım kimler geldi. Ne olacak? Işığı gören geliyor. Işığı gören geliyor. Ona dün gece bir güzel öyle koyuş yapacaktık. Tek kişilik kanepede nasıl yatacaksın Gönül ya? Tam üç kere yere düştüm ya, üç kere. Sırtım ırtım her tarafım ağrıyor. Ya bu gidişle bizim çocuğunuz falan da olmayacak Metin. Ya ne zaman gidecek bu insanlar? Ya ne zaman gidecekler de biz kendi evimizde, kendi yatağımızda şöyle baş başa bir kalabileceğiz? Hayatımda duyduğum ilk ve son yalanım olsun Sultan. Allah'tan helal süt emmiş adamların arasına düşmüşün de gözüm arkada gitmeyeceğim. Yoksa saçından sürükleyip götürürdüm seni ben.